Eğer Hayat Hanım'ın canına bir hal gelirse... İsmail ömrü billah bir daha benim yüzüme bakmaz. Ben ne ettim? Nasıl bu tufana geldim? Ana bak, kötü bir şey olmamıştır. Ya eğer olsaydı haberimiz olurdu. Ben bir şey yapmadım. Benim hiçbir suçum yok. Kendi kendine düştü. Hayat bak, biliyorum anam kolay bir insan değil. Ama böyle bir şeyi bilerek isteyerek yapmamıştır. Öyle bile olsa zaten bunun vicdan azabıyla yaşayamaz o. Sen benim canımsın, kardeşimsin. Öz anam bile olsa seni kimsenin üzmesine asla müsaade etmem. Onun için üzme kendini. Ben onunla konuşacağım. Merak etme kuzum. Ben eve gidince soracağım ona hesabını. Anne ne olur ses etme. Bak babam duyarsa kıyamet kopar. Hem alır beni tekrar yurda götürürler. Ve ben artık bu halimle yurda geri dönmek istemiyorum. Ne olur. Tamam. Tamamdır. Hadi güzel kızım. Evimize gidelim. Sağ ol Silahım. Cennet. Sağ ol Silahım. Aşağıda babamla Malik bekliyorlar, taksi çağırdılar. Tamam. Hadi siz gelin. Tamam. Heh, ben yetişiyorum. Hadi. Siler, oğlum ne yaptın? Kızla konuşabildin mi? Konuştum baba. Bak oğlum, kendini üzme. Gelinim iyidir, güzeldir. Babasının mayası bozuk diye gelinimden vazgeçecek halim yoktur. Tamam? Hadi, hadi eve. Hadi bak. Barat, oğlum geldin mi? Hayat nasıldır? Bebek iyidir oğlum. Çok şükür ana, ikisi de iyiler. Ben de geleyim dedim, Rahman'da. Ya anacığım sen gelsen ne yapacaksın ki? Biz gittik gördük işte. Peki nasıl olmuş bu iş oğlum? Gel ana, gel otur şöyle gel. Başı dönmüş, düşmüş işte. Allah esirgesin. Herhal o analığı olacak kudret kadının işidir bu oğlum. Ben gözümle gördüm. Hayatta bir rahat yüzü göstermeyecek o kadın. El kadar kızla bebeğinden ne istesin ki ana? Düşmüş işte. Hayatla bebeğine neler dedi benim yanımda. Yenge böyle bir şey neden yapsın ki? Oğlum, onun asıl derdi Hayat'ın anası Cennet'le. Cennet bunun üstüne kuma gelmiş ya. Belli ki Cennet'e da, çocuklarına da etmediği eziyet kalmamış Kudret'in. Cennet'ten olan her şeye kinli bu Kudret. Bırak beni. Kızım, bırak. Yeter, yeter. Tamam, yeter. Sen kaç.
Hadi oğlum, al hayata geçin içeri. Hadi. Kendini yeter. Bırak, bırak dedim sana. Tamam Cennet, tamam. Kızım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Döndüm bir de baktım ki yerde düşmüş. Kendi oğlum en mutlu günüm. Kız istemeye götürmediniz mi? Verdiler mi kızı? Aileler büyük ağaçlara benzerler. Onları yaşadıkları toprağa bağlayan kökleri vardır. Dalları çocukları, yaprakları da çocukların çocuklarıdır. Bazen bu yapraklar solar, dallar kurur, ağacın gövdesini kurt kemirir. İşte o zaman ağaç güçsüz düşer. Rüzgarlar dallarını kırar. Belki de bir oduncu gelip onu keser, olduğu yere devrilir. Ağaçların yoktur ama ailelerin babaları vardır. Onları sever, koruyup kollarlar. Aile demek baba demektir. Anne ve çocuklar demektir. Aile demek sevgi demektir. Korumak demektir. Aile demek düşmekten korkmamak demektir. Aile her şey demektir.